Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Ekim ve Kasım ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu soruların tamamı sınavda çıkmış sorulardır. 5000 soruluk havuzdan çıkıyor sorular. Her gün hafızanızı düzenli bir şekilde tazelerseniz sınavdan rahatlıkla 90 üzeri bir puan alabilirsiniz. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bize sormak istediğiniz her şeyi mutlaka yorumlardan sorun arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü. B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu. C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. D. Şıkkı ise egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? Çok basit bir soru arkadaşlar ama sınav heyecanıyla yanlış yapabiliriz. Lütfen dikkat edelim. A. Park etmeyi. B. Sola dönmeyi. C. Sağa dönmeyi. D. U dönüşü yapmayı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sağa dönmeyi yasaklar. Yani bu tabelayı gördüğümüz zaman sağa dönüş yasak anlamındadır arkadaşlar. Motor çalışır durumdayken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Motor daha iyi yağlama yapar. B. Motor daha yavaş döner. C. Marş dişlisi zarar görür. D. Motor daha hızlı döner. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Marş dişlisi zarar görür arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Karterdeki yağ miktarını. B. Depodaki yakıt miktarını. C. Soğutma suyu sıcaklığını. D. Radyatördeki su seviyesini. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Soğutma suyu sıcaklığını bildirir arkadaşlar bu gösterge. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A. 15 metre. B. 20 metre. C. 30 metre. D. 50 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır arkadaşlar. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Hızı fazla olan az olana. B. Şeridi daralmış olan diğerine. C. Lastik tekerlekli traktör kamyonete. D. Şıkkı ise kamyonet lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Lastik tekerlekli traktör kamyonete yol vermelidir. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır? A. Yol eğimli ise çıkışta kullanılan vitesle inilmesi. B. Park manevrası yaparken geri gidilmesi. C. Hız azaltmak için frene basılması. D. Ters yönden yola girilmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ters yönden yola girilmesi yasaktır. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağ tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Yağ ömrünün artmasına. B. Yakıt tüketiminin azalmasına. C. Bakım masrafının azalmasına. D. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur. Yağın üstüne ilave etmek yerine eski yağ boşaltıp yeni yağ koymalıyız arkadaşlar. Üzerine ilave yapmamalıyız. Bu yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir? A. Otomobil. B. Motosiklet. C. Kamyon.
D. Otobüs. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kamyonun bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Lütfen sınavda görsel sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Çok kolay ve basit gibi görünüyor. Hemen cevaplayıp geçiyoruz. Bunu sınavda yapmayalım. Dikkat edelim. Görüyorsunuz, bakın iki tane tabela var. Bu tabelalar ne anlama geliyor? Önce buna dikkat edelim. Lütfen. Soruyu okuyorum. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. 1 numaralı aracın sola dönüş yapması. B. 3 numaralı aracın sola dönüş yapması. C. 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması. D. 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi yasaktır. Çünkü tali yolda arkadaşlar. Zaten dur tabelası da var. Önce durması gerekiyor. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir? A. Piston. B. Kam mili. C. Krank mili. D. Silindir kapak contası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contası arkadaşlar. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A. Burun kanamaları. B. Atar damar kanamaları. C. Kılcal damar kanamaları. D. Toplar damar kanamaları. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Atar damar kanamaları arkadaşlar. Atar damar kanamalarında hayati tehlike daha fazladır arkadaşlar. Çünkü oluk oluk kan akar tabiri caizse. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerlerinde nokta nokta metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? A. 50, 10. B. 100 ve 20. C. 150 ve 30. D. 200 ve 40. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 150 ve 30 arkadaşlar. Sırasıyla ilk başta 150'yi yazıyoruz. Yani yerleşim yeri dışında 150 metre, yerleşim yerlerinde 30 metre mesafe içinde kavşaklara şerit değiştirmeleri yasaktır. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Araçları görüyorsunuz. Şıkları okuyorum arkadaşlar. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani hepsi arkadaşlar. 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürülmesi yasak arkadaşlar. 3 aracın da aynı şekilde. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? A. ısı enerjisini. B. hidrolik enerjiyi. C. nükleer enerjiyi. D. elektrik enerjisini. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür arkadaşlar. İçten yanmalı motorlar. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati. B. Kontak anahtarı. C. Hava yastığı ikaz ışığı. D. El freni çekili ikaz ışığı. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı ikaz ışığı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla gösterge panel üzerinde yer almaz. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A. Volan dişlisinin. B. Trigger kayışının. C. Endüksiyon bobininin. D. Marş dişlisinin. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Belirli kilometre dolunca trigger kayışı değişir arkadaşlar. Değişmesi gerekir mutlaka.
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. B. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi. C. Başının geriye doğru itilmesi. D şıkkı ise sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Yine bir burunla alakalı bir soru arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? Bu tür soruları arka arkaya koyuyorum ki mesela burun kanaması ile alakalı iki soru farklı şekilde sorulmuş arkadaşlar. Bazen böyle arka arkaya denk getiriyorum ki bunu fark edin. Soruların mantığını kavramanız gerektiğini öğrenin arkadaşlar. Soruyu tekrar okuyacağım. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2. Yani 1 ve 2 yanlıştır arkadaşlar. Sırt üstü yatırıp başın geriye alınması yanlış. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi de bu da yanlıştır arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracını yavaşlatması. C. Takip mesafesini azaltması. D. Bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesini azaltması yanlıştır. Neden? Çünkü kaygan zemin tabelası arkadaşlar. Zeminin kaygan olduğunu bize belirtmiş. Takip mesafemizi azaltırsak kazaya sebebiyet verebiliriz. Ani bir duruş yapamayız. Dolayısıyla takip mesafesini azaltması yanlıştır. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali koma halinin belirtilerindendir. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D şıkkı ise aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. Trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir arkadaşlar. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetimlerine. B. Trafik zabıtasına. C. Işıklı trafik cihazına. D. Trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymak zorundayız. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Kan basıncının düşmesi. B. Bilinç seviyesinin artması.
C. Cildin soğuk ve nemli olması. D. Dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinç seviyesinin artması şok belirtilerinden değildir. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG 2. Benzin 3. Motorin. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani LPG, benzin ve motorin arkadaşlar. İçten yanmalı motorlarda kullanılır. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Hemen tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen hastaneye taşınması. C. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması ilk yapmamız gereken şeydir arkadaşlar. Birinci adım. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A. Klimanın açılması. B. Koltuğun ayarlanması. C. Aynaların ayarlanması. D. Emniyet kemerinin takılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Klimanın açılması ilk yapmamız gereken şeylerden birisi değildir arkadaşlar. Gerekirse en son yapalım. Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? A. İtfaiyeci yöntemi B. Rentek manevrası C. Hemlik manevrası D. Sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürükleme yöntemi. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A. Böbrek B. Akciğer C. Bağırsak D. Karaciğer. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle akciğerin yaralandığını düşünmemiz gerekir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC 1 B. SRC 2 C. SRC 3 D. SRC 4 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. SRC 4 şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Yani yeterlilik belgesinin türü SRC 4 olmalıdır. Sırada görsel bir sorumuz var. Lütfen dikkatli bakalım. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 3 B 2 1 3 C 3 1 2 D 3 2 1 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 3 2 1 şekli sıralamasında olmalıdır arkadaşlar. 3 2 1 şeklinde olmalıdır yani. Her zaman kontrolsüz kavşaklarda en sağdaki araç. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Çok basit bir soru ama bizi yanıltabilir arkadaşlar. Lütfen soruları dikkatli okuyalım sınavda. A. Aracını durdurmalı. B. Durmadan geçmeli. C. Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli. D. Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aracını durdurmalı. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.
Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? A. Su ve yağ soğutmalı. B. Su ve hava soğutmalı. C. Yağ ve motorin soğutmalı. D. Hava ve benzin soğutmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Su ve hava soğutmalı olarak sınıflandırılırlar. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? A. Fakir. B. Zengin. C. Normal. D. Az yakıtlı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava filtresi kirli ise motor zengin karışımla çalışır arkadaşlar. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir? A. Mide. B. Dalak. C. Akciğer. D. Karaciğer. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akciğer. Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? 1. Yol koşulları. 2. Kullanım süresi. 3. Fren borularının uzunluğu. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. Şıkkı 2 ve 3. D. Şıkkı ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 arkadaşlar. Fren balatasının aşınmasındaki temel etkiler arkadaşlar. 1 ve 2. Yol koşulları ve kullanım süresi. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Lütfen dikkatli bakalım tabelaya. A. Demiryolu alt geçidine. B. Demiryolu üst geçidine. C. Kontrollü demiryolu geçidine. D. Kontrolsüz demiryolu geçidine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur? A. Buji kıvılcımı ile. B. Elektrik motoru ile. C. Dışarıdan ısıtılarak. D. Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile ateşleme sağlanır. Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek. B. Aracın hareket etmesini engellemek. C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemek. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirilmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Dolaşım. B. Bilinç durumu. C. Solunum. D. Hava yolu açıklığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere iyi misiniz diye sorularak bilinç durumu değerlendirmesi yapılır. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? A. Araç bir tarafa çeker. B. Fren pedalı sertleşir. C. Frenlerden ses gelir. D. Fren hidroliği arızalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Araç bir tarafa çeker arkadaşlar. Lastik hava basınçları aynı değilse, yani dengesizse, araç bir tarafa çeker. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler? A. Aracının eski parçalarını çevreye atması. B. Aracının bakımını zamanında yaptırması. C. Aracını gereksiz yere çalışır halde tutması. D. Aracından ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracının bakımını zamanında yaptırması çevreyi olumlu etkiler arkadaşlar. Bakımımızı zamanında yaptırmamız gerekiyor. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A. Hızlarını azaltmaları. B. Dar bir kavisle dönmeleri. C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları. D. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Termostat arızalıdır. B. Vantilatör kayışı sıkıdır. C. Hararet yani ısı göstergesi arızalıdır. D. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contasında kaçak vardır arkadaşlar. Radyatörde o zaman su azalabilir. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? A. Hızını arttırması, B. Hızını azaltması, C. Şerit değiştirmesi, D. Taşıt yolu üzerinde duraklaması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hızın azaltılması yapılacak en uygun yöntemdir. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston bir mekanizması ile krank biline ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru, B. Elektrik motoru, C. İçten yanmalı motor, D. Dıştan yanmalı motor. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İçten yanmalı motor adı verilir arkadaşlar. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra, B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce, C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra, D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hayati tehlikelerine karşı gerekli tüm önlemler alındıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kalp atımlarının atar damar duvarına yaptığı basıncın damar duvarındaki parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir? A. Nabız, B. Solunum, C. Vücut ısısı, D. Kan şekeri. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Nabız adı verilir arkadaşlar. 3 parmağımızda ya da 2 parmağımızda bakarız yani böyle nabzımıza bakarız. Soru da bize bunu sormuş arkadaşlar. Parmak ucuyla hissedilmesine ne denir demiş. Bu da nabızdır. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Banketlerde, B. Dönemeçlerde, C. Yaya ve okul geçitlerinde, D. Tepe üstlerine yakın yerlerde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Banketlerde duraklama yapmak kesinlikle yasak değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri, sağa, sola veya yukarı vurmasını önleyecek teşhisattır? A. Açılabilir tavan, B. Emniyet kemeri, C. Panoramik cam, D. Hidrolik direksiyon. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Emniyet kemeri bize sorulmuştur arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı emniyet kemeri. Aslında kolay ve basit bir soru. Ama sınavın heyecanıyla çoğu arkadaşımız yanlış yapabiliyor. O yüzden üzerinden geçmekte fayda var. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A. Baş geride yarı oturuş, B. Sırt üstü yatış, C. Dik oturuş, D. Yan yatış. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yan yatış pozisyonuna alınmalıdır arkadaşlar. Çünkü kustuğu zaman varsayalım ki sırt üstü uzandırdık. Hasta kazazede kusarsa boğulma tehlikesi olabilir. O yüzden yan yatış pozisyonunda taşınmalıdır. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir? A. Düşük banket, B. Dikkat, C. Okul geçidi, D. Yol ver. Doğru cevabımız
B seçeneği olacaktır. Dikkat anlamına gelmektedir bu tabela. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A şok pozisyonu, B sırt üstü yatış pozisyonu, C yarı yüzün koyun yan pozisyon, D baş geride yarı oturuş pozisyonu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yarı yüzün koyun yan pozisyon verilmelidir. Bu yarı yüzün koyun yan pozisyon zaten adı da koma pozisyonu olarak geçmektedir arkadaşlar. Bazı görsel sorularımızda görseli de görmüştük yani. Diğer videoları izlediyseniz eğer. Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? A. 6 ay hapis cezası verilir. B. Trafikten ömür boyu men edilir. C. Sürücü belgesi varsa geri alınır. D. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? A. 30 gün, B. 40 gün, C. 50 gün, D. 60 gün. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30 gün süreyle geçerliliğini korur. Eğer aracımızda herhangi bir renk değişikliği vesaire başka bir değişiklik yaptıysak bunu ruhsata işletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Demir yolu yani hemzemin geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi. B. Bariyer kapalı ise durulması. C. Öndeki aracın geçilmesi. D. Hızın azaltılması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Öndeki aracın geçilmesi kesinlikle yasaktır. Kazaya sebebiyet verebiliriz. Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir? A. Fitil ile, B. Kendi kendine, C. Buji kıvılcımı ile, D. Dışarıdan ısıtılarak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Buji kıvılcımı ile ateşlenmesi gerçekleştirilir arkadaşlar. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir? A. Gabari, B. Viraj, C. Platform, D. Tehlikeli eğim. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Tehlikeli eğimlerde vites küçültmemiz gerekebilir arkadaşlar. Birinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Şıklara bakalım. A. 2-1-3, B. 2-3-1, C. 3-1-2, D. 3-2-1. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla yapmalıdır arkadaşlar. Yani kazazedenin arkasına geçeceğiz önce. Sarılarak gövdeyi kavrayacağız. Sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak koyacağız. En sonunda kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastıracağız. Bunu kursta zaten uygulamalı bir şekilde ilk yardım hocanız size anlatmıştır diye umuyorum. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? Lütfen yine tabelalara dikkat edelim. Özellikle sınavda. A. Araçların takip mesafesine uyması. B. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi. C. 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi. D. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi yasaktır arkadaşlar. Zaten
Kamyonlar sollama yapamaz tabelası da orada mevcut. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur? A. Yayaların otoyola çıkması. B. Araç sayısının fazla olması. C. Araçlardaki yolcu sayısının artması. D. Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması kesinlikle sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Diferansiyel, B. Amortisör, C. Rot, D. Yay. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diferansiyel, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır? A. Sürüş konforunu, B. Trafik kazası riskini, C. Direksiyon hakimiyetini, D. Aracın yol üzerinde tutunmasını. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik kazası riskini arttırır. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? A. Antifriz kontrolü, B. Yağ seviyesi kontrolü, C. Elektrolit seviyesi kontrolü, D. Hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü motorun soğutma sisteminde yapmamız gereken kontrollerdendir. Sırada motorla alakalı görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? A. Antifriz, B. Motor yağı, C. Fren hidroliği, D. Motor soğutma suyu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Şekilde gösterilen kapaktan motora yağ konur arkadaşlar. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Otomobilin tali yolda olması, B. İtfaiye aracının ana yolda olması, C. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması, D. İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması ile açıklanır. Normalde bu kontrolsüz bir kavşak arkadaşlar. İtfaiye olmayıp da normal araçlar olsaydı en sağdaki aracın ilk önce geçmesi gerekirdi. Ama itfaiye aracının geçiş üstünlüğü olduğu için yani bu itfaiye aracının geçişini geçiş üstünlüğü de açıklayabiliyoruz. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? A. Plakaların ortasında, B. Plakaların en altında, C. Plakaların 1 santim altında, D. Plakaların 1 santim üzerinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Plakaların 1 santim üzerinde elektrolit seviyesi olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan bir kusurdur? A. Aşırı hız yapılması, B. Frenlerin ayarsız olması, C. Rölanti ayarının bozuk olması, D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan bir kusurdur. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? A. Banket, B. Ana yol, C. Tali yol, D. Bölünmüş yol. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tali yol adı verilir arkadaşlar. Tabeladan da görüldüğü üzere yol ver anlamındadır bu tabela. Üçgen tabela var ya arkadaşlar orada gördüğünüz. Bu yol ver anlamındadır. Son sorumuz arkadaşlar. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A 150 metre, B 100 metre, C 75 metre, D 50 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. En az 150 metre mesafeden görülebilmelidir. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Bu şekilde ezberlemeyin soruları arkadaşlar. Soruların mantığını kavrayın, daha yararlı olacaktır. Çünkü bir soru farklı farklı şekillerde sorulabiliyor. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. En fazla doğru yapan arkadaşımızı yorumlarda en üste sabitleyeceğim. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine bu videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki mevcut. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkla kalın.